Aynur ve Damla beraber mi uyuyorsunuz demiş. Özkan yazmış. Yok hayır. Odalarımız var aynı. Göstereyim sana odamızı. Odalarına giriyoruz arkadaşlar. Gel bak. Geliyoruz. Dur bir dakika. Burası Damla'nın odası. Evet. Bak nevresimi hatta şey yapmamış, ütülememiş. Damla'nın odası. Bak buradaki şeyi, gardırobu. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi burada. Şimdi ödüllerimden geçiyoruz gördüğünüz üzere. Baba ev değil. Gerçekten kocaman bir ev yani. Şato gibi. Altın kelebeğin orada. Banyomuz var. Devam ediyoruz. Geldik senin yatak odama. Bu senin odan mı Aynur? Evet. Ondan bir daha girebilir miyiz o odaya? Bir daha girebilir miyiz o odaya? Giyinme odam. Tamam giyinme odasına girelim. Neler var bir görelim bakalım şöyle. En sık kullandığın şey nedir orada? Burada internet çekmiyor. Burada internet maalesef çekmiyor. Evet fark ettim onu ben de. Evet. Öyle. Tüh ya. Yani beraber. Yatak odasına tekrar girebiliyor muyuz? Damla'nın. Damla'nın içine girsene bir. Bir iki çekmece karıştırabilir miyiz orada? Evet gel. Gel gel. Şimdi Damla'nın. Aç bakalım neler var Aynur. Kurtlar Vadisi'nde oynar mısın Aynur yazmış ama. Bir bak bakalım ne yapıyor? Hep kışlık getirmiş sana hiç yazlık bir şey yok galiba. Yazlıkları mı? Ama çok ayıp ya bunlar. Bak ne burada var? Bereleri hep dolu. Bak burada hep bereleri var bak. Evet. Ama bayağı kıyafet doldurmuş getirmiş yani sana. Her şeyi getirmiş. Asla özelim kalmadı. Yok hiç özel hayat diye bir şey yok ya. Çekmece çek. Çekmece. Çekmecelerim yok benim bu odada değil. Ya. Damla odan çok güzel ve toplu demişler bak. Ama neresi nereyi gördüğünde toplu olduğunu anladım be. Yani. Toplu demiş. Yalnız Aynur evin at koştur yani. Gerçi Veli Efendi ipodromu gibi.